Nefis bir tarif yapıyoruz. Özellikle bu mevsim için çok kolay bir hindi köftesi yapacağız. Onu soya soslu nefis bir sosla beraber servis edeceğiz. Hani şu aralar böyle bol bol hindi yediğimiz dönemlerde yanına işte isterseniz bir fırında patatesle ya da haşlanmış bir pirinçle beraber servis edebilirsiniz. Önce sosu yaparak işe başlıyorum. Önümde sos tavam var. İçine su ve esmer şeker alıyorum. Ve de kısık ateşte ikisini eritiyorum. Şimdi o erirken biz bir yandan hindi köftesini yapalım. Hindi kıymasını bulmak zor olduğu için böyle kuşbaşı hindi aldım. Kuşbaşı hindi göğüs. Hindinin istediğiniz bir yerinden yapabilirsiniz. Onu doğrayıcıya alıyorum. Doğrayıcıdan geçirerek kendi hindi kıymamızı yapacağız. Bu taktiği tavukta da uygulayabilirsiniz, aklınızda olsun. Genelde tavuk kıyma çektirmekte zor oluyor kasaplara. Ya sabah ilk iş çekiyorlar, ondan sonra günün devamında pek çekmek istemiyorlar. Şimdi buraya bir tane yumurta, bir yemek kaşığı susam yağı, şöyle güzel bir lezzet vermesi için yarım bardak kadar taze soğan, biraz kişniş, seviyorum biliyorsunuz. Eğer siz sevmiyorsanız yerine isterseniz maydanoz da ekleyebilirsiniz. Ve de soya sos koyacağım. Tuz yerine soya sos kullanıyorum. Çok derin bir lezzet verecek. Sos markası olarak Kikkoman'ı çok seviyorum. Zaten ara ara videolarımda da, Instagram'da da bahsediyorum. Kikkoman'ın çeşit çeşit soya sosları var. Mesela az tuzlusu var, işte teriyaki sosu var, ponzulu var. Ben bugün klasik olanı kullanacağım. Bu uzun bir fermentasyon süresinden geçtiği için lezzeti hakikaten çok derin. Tuz niyetine istediğiniz herhangi bir tarife ekleyebilirsiniz. Mesela çorbalarda da çok iyi sonuç veriyor. Aklınızda olsun. Aynı zamanda protein değeri açısından da oldukça yüksek bir besin. Hindi de öyle. Yani bu böyle güzel bir aslında spor sonrası ya da öncesi alternatifi de olabilir. Bir yemek kaşığı kadar buraya ekleyeceğim. Geri kalanı da bu sosun içine ekleyeceğim. Şimdi tekrar doğrayıcıdan geçiriyorum. Şimdi harcımız bu kadar. Bunu buzdolabına atacağım. Bu arada şeker ve su da eridi. Hemen onun kalan malzemelerini de ekleyelim. O da bir yandan pişsin. 20 dakika pişerse daha güzel olacak. Şimdi böyle bir dolu yemek kaşığı zencefil ekliyorum. Ben zencefili çok seviyorum. Siz benim kadar sevmiyorsanız biraz daha az ekleyebilirsiniz. Çeyrek bardak kadar pirinç sirkesi ekliyorum. Ve de bir o kadar soya sos. Şimdi bu pişsin, bu da buzdolabında beklesin. Ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi sosum hazır. Onu artık ocaktan aldım. Bir kenarda beni bekliyor. Bu sırada hindi köftesi de böyle biraz toparlandı. Şimdi elimle buradan toplar yapacağım. Ondan sonra yağda kızartacağız. Bu köftelere şekil verirken elinizi ıslatırsanız çok daha rahat edeceksiniz. Bir de bu opsiyonel ama böyle kızarırken biraz çıtırdaması için dilerseniz üzerinden biraz un serpebilirsiniz. Galeta unu da olur. Artık kızartabiliriz. Böyle kızartma yaparken tavayı çok doldurmayın. İki seferde yapın. Bir anda bütün köfteleri buraya atarsak yağın ısısı çok düşecek. O istediğimiz çıtırlığı vermeyecek. O sebeple iki postada yapıyoruz. Nefis kokuyor. Böyle biraz kadın budu köftemsi kokuyor. Şimdi onu sosla buluşturmadan önce şöyle bir şey yapacağız. Bu yağı süzüyorum. Bu arada biliyorsunuz yağları asla ve asla lavabodan dökmüyoruz. Çünkü denizleri, çevreyi çok kirletiyor. Bunları böyle büyük şişelerde biriktirebilirsiniz. Ardından belediyeyi arayın. Belediyeler gelip bunları sizin evinizden topluyorlar. Ben bunun aynı şekilde geri dönüşüm için de yapıyorum. Yani işte kartonları, camları, plastikleri hepsini biriktiriyorum. Apartman kapısının önüne böyle bir kutu koydum. Bizim evin kapısının önüne. Daha sonra haftada bir kere falan belediyeyi arıyorum. Yağ için biraz daha biriktirmek gerekiyor ama o kartonları haftada bir gelip alıyorlar. Hatta belli bir kilo üzerinde biriktirirseniz o zaman size böyle bayağı iyi restoranlardan da indirimler veriyorlar. Beşiktaş Belediyesi yapıyor bunu. Müthiş bir şey bence. Aklınızda olsun. Şimdi aynı tavada devam edeceğim. Bu tavaya şu hazırladığımız sosumuz vardı. Onu süzüyorum. Köfteleri tekrar içine alıyorum. Şöyle bir çevireceğim ve yemeğimiz hazır. Biraz bunu sosu ısıtmak için yaptım. Bir de bu tavada iyice harmanlamak daha kolay oluyor. Ve hazır. Biraz susam. Biraz da taze soğanla süslüyorum. Şimdiden herkese afiyet olsun. Ben olsam bunu şöyle güzel bir haşlanmış basmati pirinciyle beraber servis ederim. Yanına da bir salata, belki başından bir çorba. Çok da fazla bir şeye gerek yok. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Eğer kanalıma hala abone değilseniz farklı tarifler için abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.